akşamlar. TV2 ana haber bültenine hoş geldiniz. Tarihler 30 Mayıs 2023 günlerden salı. Ben Samet Yaşar Yıldız. Gündemin öne çıkan başlıklarıyla karşınızda olacağım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimlerin ardından, kazandığı zaferin ardından ilk kez Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 79. Genel Kurulu'na katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Mesajlar verdi, ciddi mesajlar verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ekonomik tablonun ve enflasyonun iyi durumda olmadığını kabul etti aslında kendisi. Yani hem ekonomik tablonun kötü olduğunu hem de enflasyonun çok yüksek olduğunu kabul etti. Ama geçmişten örnekler verdi. Enflasyon 2002'de biz geldiğimizde çok yüksekti. Onu yine biz düşürdük. Yani tek hanelere yine biz düşürdük. Enflasyon yine tek hanelere inecek ve bunu yine biz başaracağız dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. İlerleyen süreçte mutlaka enflasyonun tek haneli rakamlara düşeceğini söyledi. Depremin ekonomimize maliyeti 104 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Hatay, Maraş ve Adıyaman başta olmak üzere depremde en çok yıkıma uğrayan illerimizde her şey gibi ticari hayatta şüphesiz olumsuz etkilendi. Faaliyete geçen 13 bine yakın iş yerimizle buralardaki ticareti yeniden hep beraber canlandıracağız, canlandırıyoruz. Bir diğer ana gündem maddemiz enflasyonun yol açtığı fiyat artışlarından kaynaklanan sıkıntılardır. Toplumumuzun farklı kesimlerinde yaşanan refah kayıplarını telafi edecek adımları atmakta kararlıyız. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme politikamıza sıkı sıkıya bağlıyız. 21 yıllık iktidarlarımız döneminde biliyorsunuz bundan taviz vermedik. Türk ekonomisinin yıllarca başını ağrıtan yüksek enflasyon meselesini tek haneli rakamlara indirerek halkımızı rahatlatan bizdik. Yine biz olacağız. Küresel ekonomideki dalgalanmalar duruldukça bunun olumlu sonuçlarını inşallah hepimiz birlikte göreceğiz. Milli Eğitim Bakanı ve aynı zamanda AK Parti Ordu Çiçeği Burnu'nda milletvekili Mahmut Özer İzmir'deydi. İzmir'de 1500 köy yaşam merkezi toplu açılış programında önemli açıklamalarda bulundu kendisi ve köy okullarını yaşatmak için ellerinden gelen tüm gayreti göstereceklerini söyledi. Kim dedi ki bu ülkedeki köylerdeki tüm okulların sadece çocuklarımız için değil, o köylerde yaşayan vatandaşlarımız için de halk eğitim kursları aldıkları, etkinlikler yaptıkları, muhtarlarımızın buluşma noktası olduğu, bayramda, seyranda, acı günde, tatlı günde o mahallenin, o köyün bir araya geldiği mekanlar olsun. Onun için yaşam merkezi dedik, köy okulu demedik. Mesleki eğitim merkezleri. Türkiye aynı okul öncesi eğitimde olduğu gibi on yıllarca mesleki eğitim merkezlerinin o çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitiminin bu ülke için, küçük ve orta ölçekli işletmeler için ne kadar kıymetli bir şey olduğunu unutmuştu. 25 Aralık 2021 tarihinde çok önemli bir kanun değişikliği yaptık. 3308 sayılı mesleki eğitim kanunu. Kıymetli vekilimize destek verdi o zaman. Bir anda herkes için cazip bir mesleki eğitim merkezi sistematiği oluşturmuş olduk. Ve o gün 159 bin olan çırak kalfa sayısı bir yıl gibi kısa sürede 1 milyon 405 bine çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle külliyede 2000 tane köy yaşam merkezinin açılışını yapmıştık. Şu anda da 1500 tane bunun açılışını yapacağız. Ama 2023'ün sonuna kadar Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizler orada olsak da olmasak da Allah'ın izniyle 2023'ün sonuna kadar tüm köy okulları vatandaşlarımızın hizmetine açılacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer dedik ama kendisi büyük ihtimalle artık kabinede yer almayacak. Hatta bugün kulislere yeni bakanlık listesi çıktı. Yeni bakanlık listesi paylaşıldı kulislerde. Onu size hızlıca aktarmak istiyorum. Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Mustafa Varank, eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı, yeni dönemde Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması bekleniyor. Yine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bakanlığı bırakıp Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması bekleniyor. Yani Cumhurbaşkanı'nın 3 tane yardımcısı olması planlanıyor. Adalet Bakanı Fatih Şahin, Afet ve Acil Durum Yönetimi Bakanlığı diye yeni bir bakanlık geliyor. Yaşadığımız depremlerden sonra. Mehmet Güllüoğlu oradaki bakanın ismi de. Tabii bunlar kesinleşmiş değil, bunlar kulislere sızan isimler. Yine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Kübra Güran Yiğitbaşı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Mehmet Selim Bağlı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, o değişmiyor. Dışişleri Bakanı çok önemli bir isim, eski MİT Müsteşarı Hakan Fidan, onun Dışişleri Bakanı olması bekleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Abdullah Eren, kendisi TÜGVA'da Genel Başkandı. Hazine ve Maliye Bakanı Cevdet Yılmaz, o da yine Hazine ve Maliye Bakanlığı'na geçiyor ismi. İçişleri Bakanı, eski İstanbul Valisi Vasip Şahin, İçişleri Bakanı olması bekleniyor. Kültür ve Turizm Bakanı değişmiyor. Yine Mehmet Nuri Ersoy bu görevine devam etmesi planlanıyor. Milliyetin Bakanı Profesör Doktor Erhan Afyoncu, gerçekten önemli bir isim o da. Milli Savunma Üniversitesi'nde rektördü kendisi. Hatta çok geçmiş yıllarda, yani 2011-2013 yılları arasında Habertürk'te Tarihin Arka Odası diye bir program vardı. Böyle gece 3'lere 4'lere kadar sürerdi. O programda da her çarşamba günleri tarihi anlatırdı vatandaşlara. Şimdi de onun Milli Eğitim Bakanı olması planlanıyor. Gerçekten önemli bir isim o da. Yine Milli Savunma Bakanı değişmiyor. Hulusi Akar'ın devam etmesi bekleniyor bu bakanlık görevine. Sağlık Bakanı değişmiyor. Fahrettin Koca gerçekten çok zorlu süreçleri atlattı. Bir pandemi atlattı. O dönemi geçirdi Fahrettin Koca. Ödül olarak da sanırım bu bakanlığa devam edecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nail Olpak olacak. Öyle planlanıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Abdullah Nejat Koçer ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı da tanıdığımız bir isim. Acun Ilıcalı'nın öz amcası Mustafa Ilıcalı'nın olması bekleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı. Bunlar kesin değil, tekrar söyleyelim. Bunlar sadece kulislere sızan isimler. Yani Milliyetin Bakanı Mahmut Özer de sadece AK Parti Ordu Milletvekili olarak görevine devam edecek. Sadece milletvekili olduğunda şimdiki yaptığı işleri yapabilecek mi? Büyük bir soru işareti. Ama eski bakan olarak mutlaka yine orada bir değer görecektir. Bakanlıklarda saygı görecektir. Ordu için o da kazanılmış bir isim diyelim ve haberlerimize devam edelim. AK Parti Genel Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili kaydını yaptırdı. Meclise gerçekleştirilen işlemler sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu. Türkiye yüzyılında yasamanın büyük bir önem taşıdığını ifade etti. AK Parti Genel Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili kaydını yaptırdı. TBMM'de gerçekleştirilen işlemler sonrası gündeme dair açıklamalar yapan Kurtulmuş, seçim hakkında milletimiz kararını verdi dedi. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, Türkiye siyasi tarihinin en önemli seçimlerinden birisi olan 28 Mayıs 2023 seçimini geride bıraktık. Milletimiz büyük bir teveccühle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ikinci dönem yeniden Cumhurbaşkanı seçerek Türkiye'nin yeni bir döneme başlangıç yapmasına karar verdi. Türkiye yüzyılı adını verdiğimiz bu dönem Allah'ın izniyle Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının dünyada sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'nin yüzyılı olmasını sağlayacaktır. Seçim tartışmalarının geride kaldığını ifade eden Kurtulmuş, Türkiye'nin bundan sonra yoluna emin adımlarla devam edeceğini söyledi. Her alanda çok daha güçlü, birlik beraberlik içerisinde bütünleşmiş bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Seçim geride kaldı, seçimin tartışmaları geride kaldı. Türkiye bundan sonra büyük bir millete yakışır bir şekilde üzerine düşen, önüne koyduğu hedeflerini gerçekleştirecek adımları Allah'ın izniyle hep beraber atacaktır. Türkiye'de yeni bir yasama dönemine girildiğini anlatan Genel Başkan Vekili, Türkiye yüzyılında yasamanın büyük bir önem taşıdığını ifade etti. Kurtulmuş, Türkiye yüzyılının itici gücü olaraksa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni işaret etti. Yeni bir döneme başlıyoruz. Bu dönemde tabii Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi içerisinde yasamaya da çok büyük görevler düşüyor. Yasama güçlü bir şekilde yoluna devam etmek durumundadır. Güçlü Türkiye'nin, büyük Türkiye'nin en önemli göstergelerinden birisi siyasi kararların alındığı, ülke yönetiminin gerektirdiği yasal düzenlemelerin yapıldığı. Ama hepsinden önemlisi, çok hele bu seçim, bu parlamentoda çok sayıda siyasi parti olacak, çok farklı siyasi görüşler olacak. Bu farklı siyasi görüşlerin demokratik bir olgunluk içerisinde, birlik beraberlik içerisinde milli menfaatlerimiz çerçevesinde tartışıldığı, yani milletin karar mekanizması olan, milletin iradesinin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de çok büyük sorumluluklar düşüyor. Ümit ediyorum Türkiye yüzyılının itici güçlerinden birisi, büyük motivasyon içerisinde bu yüzyıla hazırlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi olacak.
Fatsa'da bildiğiniz gibi bir altın madeni var ve yıllardan beri orada işlemlerine devam ediyor. İşte bu alan, yani alanda yeşillik üzerine, doğa üzerine hiçbir şey kalmadı artık. Sadece toz var, çamur var, kirli sular var ve kirletilmiş, maalesef paslanılmış hayatlar var. Vatandaşların sesini duymayan bir yönetici var, yönetim grubu var maalesef. Şimdi bununla ilgili yeni bir haber var. Bugün orada bilirkişi heyeti, yani maden alanının olduğu sahada bilirkişi heyeti bir incelemede bulundu. Bu incelemeye göre de mahkemeye bir rapor sunulacak. Ve bilirkişi heyetinin mahkemeye sunacağı rapor gerçekten belirleyici konumda olacak. Yani maden şirketi faaliyetlerine devam edecek mi? Yoksa tasını tarağını toplayıp bölgeyi terk mi edecek? Bunu mahkemeden çıkacak sonuç gösterecek. Gerçekten çok önemli bir mahkeme bu. Şimdi bu haberin detaylarını hep birlikte izleyelim. Bugün burada altın madenine karşı açtığımız ÇED davasının özellikle beklediğimiz, çok fazla talep ettiğimiz ve en son Danıştay 6. Dairesi tarafından verilen bozma kararı neticesinde elde ettiğimiz keşif için bulunuyoruz. Ordu'nun Fatsa ilçesi Yukarı Tepe mahallesinde köylülerin ve çevrecilerin umutlu bekleyişi sürüyor. 2013 yılından bu yana bölgede faaliyet gösteren maden şirketinin ÇED raporuna uymadığı, çevreye zarar verdiğini belirtiyor vatandaşlar. Yukarı Tepe köyü 5-600 metre, Bahçeler köyü 300 metre, Erenyurt 5-600 metre. Buna nasıl müsaade ettiler bu köylerin arasında bu madene? Kimler verdi? Hiç vicdanları sızlamadı mı bunları? İnsan sağlığı için, Fatsa için, doğa için, her şey için gitmesi lazım. 2022 yılının Nisan ayında genişleme talebiyle bir ÇED raporu daha sunmuştu bakanlığa şirket. Ancak bu kez izin alamamış, genişleme talebi de reddiyemişti. Bu kez 2013 yılında şirketin aldığı ÇED raporuna da uymadığını ifade etti çevreciler. Mahkeme ise alanda bilirkişi heyeti tarafından tekrar bir keşif yapılmasını istedi. Bu dava aslında bu işin temeli. Çünkü zaten ikinci bir ÇED başvuruları onaylanmadı kapasite artırımı ile ilgili. Eğer bu ÇED raporu iptal edilirse onların çalışacağı hiçbir dayanak kalmayacak ve bu ÇED raporunun iptaline istinaden şirket pılını pırtını tasını tarağını toplayıp buradan gidecek. Ve o günleri inşallah hep beraber göreceğiz. 2013 yılındaki ÇED'in iptali ise şirketin alandaki faaliyetlerine tam anlamıyla son vermesi manasına geliyor. Yani mahkemeden çıkacak karar Yukarı Tepe, çevre köyler ve Fatsa için tarihi bir nitelik taşıyor. Tasdiki için buradayız. Yani bilir kişiyi burada hani bir şeyi keşfetmeyecek. Var olan kirliliğin tasdiki için buradayız ve resmi kayıtlara geçmesi için buradayız. Her ne olursa olsun biz buradayız, Fatsalıyız. Burası bizim vatanımız ve bu topraklardan vazgeçmeyeceğiz diyoruz, her ne olursa olsun. Alanda tarım faaliyeti yapan çiftçilerin derdi ise konudan bağımsız değil. Bal üreticileri de mahsulden alınan verimin gitgide düştüğünü söylüyor. Eski oranlamara göre misal daha bal olmuyor. Eskiden 20 kilo, 25 kilo bal oluyordu. Şimdi bir petekte burada kestanede 5 kilo bal ya çıkıyor ya çıkmıyor. Eskiden orman gülü vardı. Arımız güzel bir mum şişiriyordu, bir şey yapıyordu. Ama orman gülü diye bir şey kalmadı. Ve bizim burası kestanelik, bal ormanı olarak geçiyor. Ama bal ormanı ismi var, daha kendi kalmadı. Şimdi ise gözler mahkemeden çıkacak nihai karara çevrildi. Gerçekten çok zorlu bir seçim sürecini artık geride bıraktık. 14 Mayıs'ta sandığa gittik. Yetmedi, 28 Mayıs'ta da gittik. Ve sonuç belli oldu artık. Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkeyi 5 yıl daha yönetecek ve toplamda kesintisiz bir 26 yıl iktidar sürdürecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti iktidarı. Dün de söylemiştim, sadece 2015'te, yani 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 arasında sadece hükümetsiz bir dönem vardı. AK Parti'nin kazanamadığı, yani yine yüksek bir oy aldı, %40'la birinci parti oldu ama tek başına iktidara gelemediği bir sistem vardı. 1 Kasım'da Ahmet Davutoğlu ile tekrardan seçime girmişti AK Parti ve %48 yanılmıyorsam öyle bir oy oranıyla tekrardan tek başına iktidara gelmişti. Bu durum hariç, yani bu 5 aylık süreç hariç 26 yıllık kesintisiz bir iktidar dönemi yaşayacak AK Parti. Şimdi artık ne vaat verildi seçimden önce? Bunlar gerçekleşecek mi, gerçekleşmeyecek mi? Herkes bunları merak ediyor. Asgari ücret tabii ki de en önemli mesele. Asgari ücretle ilgili
500 doların üstüne çıkacağı söylenildi. Yani seçimden önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan da asgari ücretin Temmuz ayında mutlaka 500 doların altına düşmeyeceği sinyalini verdiler. 500 dolar da şu anki dolar kuruna bakıldığında 10 bin lira civarında bir ücret yapıyor. Temmuz ayında bu rakam gelecek mi? Bu rakam gelirse fiyatlar ne olacak? Yani market fiyatları başta olmak üzere alım fiyatları ne olacak? Bununla ilgili Ordu Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ender Sönmez'e mikrofon uzattık. Evet, asgari ücret yükselmeli ama aynı zamanda alım gücünü yükseltebilecek formül de ortaya çıkarılmalı dedi. Yani sadece asgari ücretin yükseltilmesi değil çözüm. Çözüm alım gücünü de yükseltmek. Yani siz asgari ücreti 20 bin lira yaparsınız, tamam yapabilirsiniz. Ama ekmek 20 lira olursa bir anlamı yok. Asgari ücreti 20 bin lira yapmanın dedi aslında işin özü, işin en basiti. Gelin hep birlikte dinleyelim. Asgari ücret tespit komisyonu yeni asgari ücret zammı için Haziran ayında bir araya gelmek için hazırlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tespit çalışmaları için saha araştırmalarını sürdürüyor. 5 Haziran tarihinde TÜİK'in Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla 5 aylık enflasyon oranı netleşecek. Bu rakam da asgari ücret tespit komisyonunun masasında olacak. Asgari ücret son bir yıldır gerçekten yani iş dünyasının öngöremediği şekilde artış göstermekte. Aslında memur maaşları da elzem bir duruma gelmişti. Çünkü neredeyse asgari ücretli gibi memur maaşları söz konusuydu. Evet, bunların düzeltilmesi gerekir mi? Gerekir. Fakat tabii iş dünyası da kendi bütçeler açısından bazı serzenişlerde bulunuyor ya da bazı taleplerde bulunuyor. İkinci tur seçiminde sonuçların netleşmesi sonrasında kamuoyu asgari ücretin ne kadar olacağını merakla takip ediyor. Asgari ücret 7 milyon çalışanın yanı sıra özel sektör çalışan maaşlarını direkt olarak etkiliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretin Temmuz ayında 500 dolar seviyelerine çıkabileceğinin sinyalini vermişti. Bakıyor şimdi asgari ücretli. Ben evime ihtiyaçlarını şunları rahat karşılayabiliyordum. Asgari ücret 2 bin lira daha arttı. Yine aynı şeyler alıyorum. Herhangi bir tasarrufum yok ya da kendimden feragat ettiğim şeyleri tekrar alamamaya başlıyorum. Kesinlikle bununla ilgili bir düzenleme yapılması gerekiyor. Ordu Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ender Sönmez, asgari ücreti artırırken sadece rakamları değil, alım gücünü de yükseltebilecek bir formülün ortaya koyulması gerektiğini söyledi. İşte bu artışlar uygulandığında satın alma gücünü artırmamız gerekiyor. Yani ilk önce bir kez bu fiyat hareketliliğinin bir düşmesi gerekiyor, yerinde durması gerekiyor. Yani bugün bir 8500 lirayla herhangi bir üründen örneğin 100 birim alıyorsunuz. Artış uygulandığında 10 bin, 12 bin olursa bu sefer 110 birim alabiliyorsanız gerçekten bir anlamı var. Başkan Ender Sönmez, Temmuz'da asgari ücrete uygulanacak zammın hem istihdam düzeyini düşürmeyen hem de çalışanların refahını koruyacak bir dengenin korunmasının da şart olduğunu söylüyor. Eğer bir atılım yapılmadan salt artış olursa tekrar başa sararız. Yine 6 ay sonra yine aynı şeyleri konuşuruz. 6 ay içinde bütün maaşlar eridi, hiçbir şey alamadım. Aynı cümleleri hepimiz birden kurarız. Yani ister devlet memuru olsun, ister işveren olsun, isterse işçi olsun. Hepimiz için aynısı geçerli olacaktır. Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi arıcıların çok yakında bir konuya değindi. Merdiven altı bal üretimi. Gerçekten bizi çok zorluyor bu konu dedi. Ve Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerine seslendi. Lütfen önlem alın. Lütfen merdiven altı bal üretimini engelleyin çağrısında bulundu. 3500 aracı, 600 bin kovan ve 17 bin ton bal üretimiyle Ordu, Türkiye'de bal üretiminin zirvesinde yer alıyor. Ordulu arıcılar zorlu şartlara rağmen Türkiye'nin dört bir yanında yeni sezon öncesi bal üretimi için çalışmaya devam ediyor.
Fakat arıcıların tüm bu zorlu koşullar dışında mücadele etmek zorunda kaldıkları bir konu daha var. O da merdiven altı bal üretimi. 112'den daha fazla bal üretimimiz var. Arıcılarımız gerçekten zor şartlarda Türkiye'nin farklı bölgelerinde 48-50 tane ilinde bal üretimi için gidiyorlar ama yani gerçekten şu merdiven altı üretimlerle ilgili yaşadığımız sıkıntılar var. Bakanlığımızdan son dönemde işte belli bal numuneleri alındım. Hani bunun bir çalışması yapılacaktı ve yeni cihazlar geldiği söyleniyordu ama hala daha devam ediyor. Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi, merdiven altı bal üretimi nedeniyle arıcılığın bitme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığına dikkat çekti. Yani bu şekilde giderse arıcılık bitme noktasına gelecek. Ya bizim 48 liraya 50 liraya şu anda balımızın maliyeti var ama market raflarında 50-60 liraya satılan ballar var. Yani biz baktığımızda bunun içindeki şeker olmuş olsa, hani şeker zaten 22 lira, kavanoz 10 lira, paketlemesi 10 lira. Yani bunun bir de kar marjını koyduğumuz zaman biz bunun içinde işte ne olduğunu ben açıkçası merak ediyorum. Yani gerçekten bu konuda bakanlığımızın bir çalışması olduğu söyleniyordu ama biz yani gerçekten o çalışmanın bir sonuçlarını göremedik. İnşallah bundan sonraki süreçte bu çalışmalar yapılır. Merdiven altı bal üretimine karşı Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinin harekete geçmesi için çağrıda bulunan Akın Çiftçi, arıcıların bu şekilde hak ettiği değeri alacağını söyledi. Hem insanlarımız zehirlenmez hem de arıcılarımızın ürettiği ürünle hak ettiği değere ulaşır temennisi içindeyiz. Yani bakanlığımızdan bu konuda biz destek bekliyoruz. Turizm sezonunun artık yavaş yavaş gelmesiyle birlikte emlak sektörünün umudu Ordu'ya gelecek gurbetçi vatandaşlar ve yabancı yatırımcılarda. Konuyla ilgili de gayrimenkul uzmanı Bora Tepe önemli açıklamalarda bulundu. Turizm sezonunun yaklaşmasıyla beraber emlak sektörünün umudu Ordu'ya gelecek gurbetçi vatandaşlar ve yabancı yatırımcılardı. Zorlu bir süreçten geçiyoruz hep beraber. Hani seçim geçtikten sonraki süreçte banka tarafında bir düzeltme gelirse biraz daha hareket olabileceğini düşünüyorum. Çünkü yaz dönemi geliyor. Bizim işlerin hani en hareketli, en fazla olduğu dönem genelde yaz dönemi. Yurt dışında yaşayan insanların geldiği dönemler haliyle onların parası çok kıymetli artık. Onlar biraz daha piyasayı hareketlendirecektir. Konut ve dolar dışında anlamlı kazanç oluşmaması dikkatleri bu yıl yine konuta çevirdi. Döviz kurundaki hareketlilik nedeniyle yabancı yatırımcı ve gurbetçi için gayrimenkul cazip hale geldi. Gayrimenkul uzmanı Bora Tepe, Nisan ve Mayıs ayında sert bir düşüş yaşayan konut satışlarının turizm sezonunun gelmesiyle beraber yeniden hareketleneceğini belirtti. Genelde bizde Mayıs ayı ile Eylül ayı çok hareketli geçiyor. Karadeniz bölgesinden ziyade bütün Türkiye'de böyle geçiyor. Çünkü gurbetçi diye tabir ettiğimiz vatandaşlar genelde kendi memleketlerine dönüyorlar. Onların da genelde tercih ettiği şeyler konut, arsa, arazi, onlara genelde çok yöneliyorlar. Konut satışlarında Ordu'nun yabancı yatırımcılar ve gurbetçilerin gözdesi halinde Bora Tepe turizm sezonunda etkisiyle beraber konut satışlarının Ordu'da ivmeyi yeniden yukarı çıkaracağının sinyalini verdi. Tabii bu yaz döneminde ister istemez talep olduğu için fiyatları da hareketlendiriyor. Trendi yakalamak için insanlar hani elindeki mülkü çıkartmak için biraz daha fazla fiyat söylüyorlar. Ama dediğim gibi yurt dışında yaşayan vatandaşların şu an paraları çok kıymetli olduğu için bizim ülkemizde onların gelmesiyle beraber piyasa biraz hareketleniyor. İYİ Parti milletvekili adayıydı kendisi. Avukat Ebru Avcı Başaran gerçekten önemli bir isim. Yani siyasette geleceği olabilecek bir isim. Öyle konuşuluyor kulislerde de. Bugün TV2'de yayınlanan Yeni Gün programında Fatma Meltem Naz'ın konuğu oldu. Ve seçim gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu kendisi. Şu cümleyi kullandı Ebru Avcı Başaran. Bu ülkede sorunlar Erdoğan'ın radarına girmeden düzeltilemiyor dedi. İYİ Parti 28. dönem Ordu Milletvekili adayı avukat Ebru Avcı Başaran TV52'de yayınlanan Yeni Gün programının konuğu oldu. Fatma Meltem Naz'ın sorularını yanıtlayan Başaran seçim gündemine dair açıklamalar da yaptı. Başaran bu ülkede sorunlar Erdoğan'ın radarına girmeden düzeltilemiyor dedi. Yanlışlar bu ülkede Sayın Erdoğan'ın radarına girmeden düzeltilmiyor. Biz deprem sürecinde Kızılay Başkanı'nı tüm ülke eleştirdi. Muhalifleri de eleştirdi, iktidar yanlıları da eleştirdi. Herkes eleştirdi yapılan yanlışları. Bunları tekrar konuşmanın şu an için evet, anlamı yok ama aylar geçti üzerinden seçim sürecinde Erdoğan çıkıp bir programda yapılmaması gerekirdi diyene kadar istifa etmedi Kızılay Başkanı. Yani görevinden ayrılmadı.
O an onun radarına girmesi lazım ya da hani aklına gelip onunla ilgili bir şey söylemesi lazım ki. Seçim döneminde en çok tartışılan konu HDP'nin Millet İttifakı'na destek verip vermediğiydi. Bunu da yanıtlayan Başaran, ilerleyen süreçte hükümetin HDP'ye karşı tavrının tüm gerçekliği gözler önüne sereceğini söyledi. İki değişecek. Çünkü bu ülkede siyaset namına her şey saatler içerisinde değişebiliyor. HDP'nin bundan sonraki süreçte de yalnız başına, yani bizden ayrı konuşlandığını gördüklerinde zaten anlayacaklar bu süreci. Ve ilerleyen süreçte yarın AK Parti'nin kime taviz vereceğini bilmiyoruz. Yani yarın belki yine birlikte olacaklar ve HDP yine eskiden olduğu gibi onlar için bir terör örgütü olmaktan, yani terör örgütünün uzantısı olmaktan çıkacak. Başaran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişte ve seçim döneminde HDP'yi siyaseten kullanmakla suçladı. Yani şu anda HDP bu ülkede nasıl dengeleri değiştirebilir? Bunun farkında Sayın Erdoğan. O nedenle bizim başımıza sopa diye vurarak kullanıyor şu an. 2017'de de yanında yandaş olarak kullandı. Çözüm sürecinde Kürtlerin oylarını alabilmek için onlarla çok derin işbirliği içerisinde oldu. Seçimlerin kaybedeni bir taraf değil, hepimiziz diyen avukat Ebru Avcı Başaran, ekonomik gidişattan da dem vurdu. Biz aslında bu seçimin kaybedeni değiliz. Ki bu seçimde kaybeden bir taraf varsa bu sadece biz de olmayacağız zaten. Yani bu seçimde bizim adayımız kazanamamış olabilir ama kaybedersek hep birlikte kaybedeceğiz. AK Parti'ye oy veren seçmenlerle birlikte. Çünkü bu ülkenin zenginleri daha zengin. Orta kesim diye bir şey kalmadı. Geriye kalan kesim zaten artık açlık sınırının altında bir asgari ücrete maruz kaldılar. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in Karadeniz'in en önde gelen limanlarından biri olmasına çalıştığı Ünye Limanı her geçen gün biraz daha hareketleniyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in Karadeniz'in en önde gelen limanlarından biri olmasına çalıştığı Ünye Limanı her geçen gün hareketleniyor. Başkan Güler'in çalışmalarıyla Ro-Ro deniz taşımacılığı, konteyner ithalat, ihracat ve kuru vaziyer deniz turizmiyle adından söz ettirmeye başlayan Ünye Limanı'nın su derinliğini ve rıhtım sayısının artırılması amacıyla başlatılan dolgu çalışmaları aralıksız devam ediyor. 350 bin metreküp dolgu malzemesinin taşınacağı 80 dönümlük alanın 48 dönüm bölümü tamamlanırken geriye kalan 32 dönümlük kısmın 5 ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Bir yandan dolgu çalışmaları sürerken bir yandan fore kazıkla 400 metre uzunluğunda 3 rıhtım ve 10 metre deniz derinliği çalışmalarına başlanacak. Alanda tüm çalışmalar bitirildiğinde Ünye Limanı 40 bin gros tonluk gemilere hizmet veren 5 rıhtıma sahip olabilecek. Rıhtım sayısının artmasıyla birlikte limana demirleyen kuru vaziyer gemi sayısı artacak. Bunun yanında Ro-Ro gemileri, konteyner gemileri ve genel yük gemileri açıkta beklemeden aynı anda limana yanaşabilecek. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları sonucunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanarak serbest bölge ilan edilen Ünye Limanı'nın Karadeniz, Akdeniz ve Ünye Akkuş Niksar yolu gibi stratejik yollarla birleşerek ivme kazanması hem il ekonomisine hem de bölge ekonomisine önemli ölçüde yön verecek duruma getirilmesi hedefleniyor. Altınordu, Ünye, Fatsa ve Perşembe'den sonra Kumru'da doğalgaza kavuşacak ve bu yıl itibariyle doğalgazın %80'inin Kumru'ya götürülmesi planlanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde Türkiye'yi doğalgazla buluşturan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Altınordu, Ünye, Fatsa, Perşembe ve Gülyalı ilçelerinden sonra Kumru ilçesini doğalgaza kavuşturuyor. Doğalgaz firması tarafından sürdürülen çalışmaların 6 ay içerisinde tamamlanması bekleniyor. Kış dönemine kadar ilçenin %80'i doğalgaza kavuşmuş olacak. Yani doğalgazın yapılmasından hepimiz mutluyuz. Hani en azından insanlar odunla, kömürle uğraşmayacak ve maliyeti de daha az olacak. Bu bizim için bir avantaj olarak görüyorum yani burada yaşayan insanlar için. Sonuçta dediklerimizin yapılması halk için olumlu bir şey. Halk da bunu güveniyor yani iş başkanına. Güzel bir şey bence. Hem Kumru Belediye Başkanı'na hem de Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı'na doğalgaz için teşekkür ediyoruz.
Evet. Bu yıllardan beri beklediğimiz Kumru halkı olarak yani bir hizmetti. Bu da çok şükür. Başkanımız Allah razı olsun. Büyükşehir olmasından da memnunuz. Mesela bugün diyelim ki köy yolları dört dörtlük hizmet veriliyor. Yusuf Başkan, geri kalan da Yusuf Başkanımız bunu haliyle tamamlıyor. Bizimden de memnunuz, başkanımızdan da memnunuz, büyükşehirimizden de memnunuz. Vallahi Allah razı olsun hükümetimizden de, başkanımız, cumhurbaşkanımızdan da, belediye başkanımızdan da. Allah herkesten binlerce razı olsun. Başkanımızdan da, herkesten de. Vesile olanlardan da, yapanlardan da Allah bin kere razı olsun. Peki, daha önce... Sıkıntılıydı ortalık. Ormandan odun alsan yasak. Odun getirsen odun yetiştiremiyorsun. Şimdi gerçekten doğalgaz geliyor dediğinde biz kendimize geldik. Biz sevindik yani, çok sevindik. Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva, Kumru'ya doğalgazın gelmesinde büyük katkıları olan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür ettim. Ben öncelikle bu fırsatı bize veren, bu çalışma konusunda her zaman bizim yanımızda olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mehmet Hilmi Güler Bakanıma teşekkür ediyorum. Tabii ki bu da bizim 2019 yıllarında verdiğimiz vaatlerden biriydi. Doğalgaz vardı, işte otopark vardı, meydan vardı, sanayi vardı, gençlik merkezi vardı, mesire alanları vardı ve işte doğalgaz vardı. Hem ben söz vermiştim, aynı zamanda Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mehmet Hilmi Güler'e söz vermişti. Sayın Bakanımız gerçekten bu 4 yıl içinde hiç durmadan Kumru'muzda ve diğer ilçelere doğalgaz getirmek için çok sarf ettiğini, çok uğraştığını ben bilen bir kişiyim. Allah izin verirse bu sene Kumru'muzda 10 bin metre alan, yani 10 kilometre döşenecek. Yaklaşık Kumru merkezimizin %80'ini bu sene doğalgaz yakmış olacak. Şu anda başlıkta ama Allah izin verirse Aksa firmamızın müdür beyin Doğan Bey'in de buradan teşekkür ediyorum. Doğan Bey'in çok emeği geçti bize. Doğan Bey'in demesine göre 11. ayda Kumru'muzda gaz vermeye başlanacak. İnşallah bu kışın Kumru'muzun %80'i rahat bir şekilde gazını yakarak keyfini sürecekler. Kumrulularsa ilçelerine doğal gaz gelecek olmasından son derece mutlu olduklarını dile getirdi. Başkanımızın sayesinde her şey daha güzel olacağını tahmin ediyoruz. Hayırlı olsun Kumru için. Sobalı sistem yanıyordu işte, kömür sobası sistemde yanıyordu. Ama bu şekilde daha güzel olacağına inanıyoruz. Ve en azından buradaki memurların çoğu %90'ı Fas'ta kalıyordu. En azından hava kirliliğinden, en azından maliyetlerinden. Yani buradaki binada ben duruyorum. 30 milyar yani senelik bir maliyetimiz oluyordu. Yani çok kötü bir durumu vardı. Hem yakıt olarak hem kirliliği olarak. Doğalgazın gelmesi başkanımızdan Allah razı olsun. Ve emeği geçen herkesten çok iyi yani bizim için bir mutluluk. Doğalgazın konforunu, nimetini, faydalarını, ucuzluğunu uzun yıllar İstanbul'da yaşadım. Bu anlamda Kumru'ya çok geç kalınmış bir hizmet. Ama başkanımız sağ olsun verdiği sözleri tutuyor. Hepsini tek tek yerine getiriyor. Biraz geç oldu ama iyi oldu. İyi olacak inşallah. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı'na, Kumru Belediye Başkanı'na teşekkür ederim. Kısa bir reklam arası, ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ramadanlar İnşaat'tan 0.69 faiz oranıyla Şahincili Mahallesi'nde Yeşil Yaka, Bucak Mahallesi'nde Kuzey Yıldızı projelerinden daire sahibi olma fırsatını kaçırmayın. Ramadanlar İnşaat, temelinde güven var. Ulubey Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri kardeş okul oldukları Hatay Arsus Anadolu Lisesi'ne destek olmak amacıyla Türk motifleri sergisi, kermes ve tiyatro düzenledi. Ulubey Anadolu Lisesi güzel bir etkinliğe imza attı. Ulubey Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri kardeş okul oldukları Hatay Arsus Anadolu Lisesi'ne destek olmak amacıyla Türk motifleri sergisi, kermes ve tiyatro düzenledi. Belediyenin önündeki alanda gerçekleştirilen sergi ve kermes Ulubeyli vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Ulubey Kaymakamı Süleyman Arat ve Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan da etkinliğe katılarak açılış kurdelesini kesti. Bizim makas kesmiyor başkanım.
Açılışta bir konuşma yapan Kaymakam Süleyman Arat, güzel düşüncelerinden dolayı okulun öğretmenleri ve öğrencilerini tebrik etti. Bugün Ulubey Anadolu Lisesi tarafından malumun üzere asrın felaketi olarak nitelendirilen deprem bölgelerine lise öğrencilerimiz böyle bir kermes düzenleyip gelen yardımların tamamen deprem bölgelerine gönderilmesi noktasında, depremzede vatandaşlarımıza gönderilmesi noktasında ince bir davranışta bulundular. Ben emeği geçen başta tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Katılımlarınız için de sizlere de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkçan da etkinlikte görev alan herkesi tebrik ederek kendisinin de her zaman destekçileri olacağını ifade etti. Gençlerimizin yüreği büyük, kalbi büyük, gönlü büyük. Asrın felaketi dediği Sayın Kaymakamımızın, asrın felaketinde burada toplanan, açılan kermeste toplanan paraların tamamı deprem bölgesine gönderecek. Ben başta ilçe milli eğitim müdürümüzü, okul müdürümüzü, öğretmenlerimizi, en önemlisi de gençlerimizi yürekten kutluyorum. Onların söylediğim gibi belki kendileri küçük ama akılları, fikirleri çok büyük. Ben onlara gönülden teşekkür ediyorum. Açılış konuşmalarının ardından protokol mensupları kurdeleyi keserek sergideki eserleri inceledi. Kermes ve serginin ardından okulun konferans salonunda bir tiyatro gösterisi oldu. Kızlar bizden başını kapı açmasın. Kimse güvenmeyin. Korkma yavrum. Dayının kanı yerde kalmayacak. Okul müdürü Erman Özmen, öğrencilerinin Hatay'daki kardeş okula her zaman destek olduklarını ifade ederek etkinlikleri gerçekleştiren öğretmen ve öğrencilerini ayrı ayrı tebrik etti. Kardeş okulumuz Hatay Arsuz Anadolu Lisemize öğrencilerimiz destek olmak istedi. Onların yanında olmak istedi. O yüzden okulumuz bugün kermes, resim sergimiz ve tiyatro oyunumuz oldu, okulumuzun etkinlikleri oldu. Bunların gelirlerinin hepsi kardeş okulumuz Arsuz Anadolu Lisemize öğrencilerimiz tarafından yollanacaktır. Biz Hatay'daki okulumuzun, öğrencilerimizin her zaman yanındayız Ulubey Anadolu Lisesi olarak. Öğrencilerime, emeği geçen öğretmenlerime, herkese teşekkür ediyorum. Ordu Üniversitesi'nin koordinatörlüğünde yürütülen Adil Karlıbel Özel Eğitim Meslek Okulu ve Duru Göl Ortaokulları'nın katılım sağladığı beklenmedik kriz durumlarında özel gereksinimli öğrencilerde ve öğretmenlerinde sağlıklı yaşam biçimi davranışını sürdürmek ve geliştirmek isimli Erasmus projesi kapsamında projenin diğer katılımcıları Kuzey Makedonya, Romanya ve Yunanistan'dan öğrenciler ve öğretmenleri Ordu'ya ziyarete geldi. We are happy to host. I hope we have a nice 3 days at Ordu Üniversitesi'nin koordinatörlüğünde yürütülen Adil Karlıbel Özel Eğitim Meslek Okulu ve Durugöl Ortaokulları'nın katılım sağladığı beklenmedik kriz durumlarında özel gereksinimli öğrencilerde ve öğretmenlerinde sağlıklı yaşam biçimi davranışını sürdürmek ve geliştirmek isimli Erasmus projesi kapsamında projenin diğer katılımcıları Kuzey Makedonya, Romanya ve Yunanistan'dan öğrenciler ve öğretmenleri Ordu'ya ziyarete geldi. Programda açılış konuşması yapan Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Bekgürek, projenin önemine değinerek emeği geçen öğretmen ve öğrencilerle gurur duyduklarını ifade etti. Pandemi ile yüzleştiğimiz ve eve kapanma süreci toplumun her kesimini etkilediği gibi özel gereksinimli bireylerimizi de derinden etkilemiştir. Günlük hayatta karşılaştığımız sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam biçimimizin bu dönemde daha da artmış olması bu projenin ortaya çıkmasına vesile olmuştur. During the pandemic period, staying at home. Yaklaşık 15 aydır Ordu Üniversitesi'nin koordinasında tüm ortaklarımızla birlikte yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde ortaya koyacağımız somut çıktılarımızın özel gereksinimli bireylerimiz ve kıymetli aileleri ve bu bireylerimiz ile çalışan değerli öğretmenlerimiz için birer kaynak oluşturacak olması Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bizleri ziyadesiyle gururlandırmaktadır. Bu sebeple projede emeği geçen başta proje koordinatörümüz Doçent Doktor Sevim Acaröz olmak üzere Adil Karlıbel Özel Eğitim Meslek Okulu ve Durugöl Ortaokullarımızda görev alan tüm öğrenci, öğretmen ve idarecilerimize ve yine yurt dışı
dışından projemize katılıp desteklerini esirgemeyen Kuzey Makedonya'dan, Romanya'dan ve Yunanistan'dan gelen öğrenci, öğretmen ve idarecilerimize teşekkür ediyorum. Açılış konuşmalarının ardından yabancı ülkelerden gelen öğretmen ve öğrencilere atölye sınıfları gezdirildi. Özel gereksinimli öğrencilerin yaptıkları eşyalar tanıtıldı. Program kapsamında gelen ziyaretçilere eğitimler hakkında bilgi de verildi. Yabancı öğretmen ve öğrenciler için hazırlanan Türk Halk Oyunları gösterileri izleyenlerden alkış topladı. Okul müdürü Mustafa Akkoz konuşmasında projenin önemi hakkında bilgiler verdi. Biz Erasmus projeleri kapsamında iki tane projeyle ortaklığımız var. Birisi İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün akreditasyonu kapsamında İspanya'ya öğrencilerimiz staj yapmak üzere gittiler Barcelona'ya. Orada bir hafta kaldılar. Turizm, otelcilik öğrencilerimiz, güzellik, saç bakım, yiyecek içecek atölyelerimiz, öğrencileri, öğretmenler gittiler, stajlarını yaptılar. Bugün ise yine bir Erasmus projesi kapsamında, bir diğer Erasmus projesi kapsamında 4 ülkeyle bir ortaklığımız var. Ordu Üniversitesi ve Durgöl Ortaokulu'da bizimle beraber İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de. İtalya'ya gittik, Romanya'ya gittik, Kuzey Makedonya'ya gittik, Yunanistan'a gittik. Orada özel eğitim alanında bizim akranlarımızın, özel eğitim öğrencilerinin, okul ve eğitimlerin nasıl olduklarına dair incelemelerde bulunduk. Ve bugün de onlar bize geldiler. Bu 4 ülkenin öğrenci ve öğretmen grupları okulumuzun atölyelerinde incelemelerde bulundular. Akkoz, Türk Eğitim Sistemi'nin proje içerisinde başarılı bulunduğuna dikkat çekerek öğrencilerinin tasarladığı eşyaları anlattı. 2 tane de tasarım ürünleri var. Biz bunun tasarımlarını da resmi okul adına aldık. Bir tanesi şu tarak, tamamen organik gül ağacından yapılma. Bunun şu anda uzun sürecek bayağı bir ayrıntıları var ama alanında iddialı bir ürün. Eşi bu zamana kadar yapılmamış ve tasarımı, patenti bizde şu anda bunun. Yine bir diğer, orada aslında ilk kibele yapan bizim okulumuz ama bir takım maddi yetersizlik nedeniyle buna biz geliştiremedik. Ama şurada görüyorsunuz, değişik modellerini, kibelenin ilk defa Ordu'da yapan biziz ve bunun da tasarımını, patentini aldık. Hem akademik alanda hem de mesleksel, sanatsal anlamda bizim gelen misafirlerle paylaşacağımız çok şeyimiz var. Müdür Akkoz 8 Haziran'da öğrencilerinin tasarladıkları ürünleri Ceren Özdemir Meydanı'nda sergileneceği bilgisini de verdi. Yine burada çıkan ürünlerimizi, el emeği, göz nuru ürünlerimizi de 8 Haziran'da köprü başında inşallah bir sergiyle, kermesle halkımıza arz edeceğiz. Sizleri de bekleriz, bütün halkımızı da bekleriz. Kumru PTT Şube Müdürlüğü'nde çalışan personel Recai Başar 26 Mayıs Cuma günü görevi başında kalp krizi geçirmişti ve hayatını kaybetmişti. Onun için ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. PTT'nin Kumru Şubesi'nde görev yapan ve emekliliğine sayılı günler kala 26 Mayıs Cuma günü görevi başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Recai Başar toprağa verildi. Kumru Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Ordu PTT Şube Müdürü Şinasi Duman, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, kurum, amir ve müdürleri, sevenleriyle vatandaşlar katıldı. Ey yerlerin ve göklerin, kainatın ve bu sonsuz alemin, yegane sahibi ve maliki olan yüce Mevlamız. Evli ve 3 çocuk babası olan Recai Başar, Kumru'da bulunan aile kabristanlığına defnedildi. Recai Başar'a bizler de Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyoruz ve bu haberle birlikte TV52 ana haberi noktalıyoruz. Gece bülteninde yeniden görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.